Cemal'in RGG virüsü. Tek koş. Oğlum tek koş koş. Efendim Cemal abi. Koş koş. Yuhu. Geldim. Ne oldu abi? Gel bak. Ayas'ın RGG'sine girdim. Nasıl yani abi? Ayas'la RGG'leri mi değiştirdiniz? Tek koş oğlum. Ben konuşmayana kadar sus. Tamam abi. Tek koş. Pardon abi. Oğlum tek koş. Ayas'a gelen mesajları görebiliyoruz. Tek koş. Tek koş ne yaptın oğlum? Ne yapayım abi? Konuş demeden sürekli bir şey dememi istiyorsun. Konuşunca da kızıyorsun. Kendimi tutamıyorum ki ben de. Oh tek koş. Oh. Allah Allah. Bugün RGG'de bir tuhaflık var Özgür abi. Evet Ayas. Rengi de solgun gözüküyor biraz. Özgür, Ayas ekran ışığını açın biraz. Yok Mustafa abi. Özgür abi öyle değil. Sanki bazı şeyleri ben ellemeden kendisi yapıyor gibi. Oğlum size söylemiştim. Yakında bütün ödevleri kendi yapan bir bilgisayar yapacak. Özgür öyle bir şey yapsalar bir tek senin işine yaramazdı emin ol. Çünkü önce ödevinin ne olduğunu bilmek gerekir. Evet teyze oğlu bunu hiç düşünmemiştim. Neyse Mustafa abi, Özgür abi. Dün Özlem ablanın yanında RGG ile tüm çocukları bir araya toplayacak bir oyun ve sonucunda geri dönüşüme çok faydası olacak bir organizasyon düşündüm. Ay benim güzel kardeşim. Ne düşündün bakayım? Şöyle Özlem abla. Dün Acı Dede ile kapıda karşılaştık. Günaydın Acı Dede. Günaydın Ayas. Ne yapıyorsun bakalım evlat? Şey, iyiyim Acı Dede. Özgür ve Mustafa abimle buluşup biraz oyun oynayacağız. Evlat, şişt, şişt. Yaklaş, yaklaş. Ha? Sana 10 kapak değerinde mermer vereyim mi evlat? Efendim Acı Dede? Şişt, sessiz ol. Tamam, tamam. Kapaklarını da almayacağım. Hediye ediyorum mermeri yahu. Ne mermeriymiş, ne kapağıymış ayol? Anlamadım kardeşim. Ben de anlamadım ilk başta abla. Sonra? Sonra abla. Ne mermeri Hacı Dede? Kapak oynamaya gitmiyor musunuz evlat? Sana çok güzel bir kafçek vereceğim diyorum. Anlasana işte. Anladım. Özgür ve Mustafa'yı al bana gelin. Evet çocuklar, anladım ki sizin bu oyundan haberiniz yok. Ne zamanlar en zengin çocuk, en çok bu kapaklara sahip olan çocuktu, biliyor musunuz? Sadece kapak mı? Hayır. İşte 10 kapak değerinde bir kafçek. Bir zamanlar çok çocuk keptim bu kafçekle. Ayas, 3 dediğimde fırlıyoruz tamam mı? Hüsnü abinin bakkalının önünde toplanalım. Özgür abi. Bu kapakları misketteki gibi toprağa dik duracak şekilde tutuyoruz. Düz bir çizgi halinde. En soldaki kapağa baş diyoruz. Sonra elimizdeki bu mermerle sıra sıra atış yapıyoruz. Başa en yakın isabet edilen kapağın sağında kalan kapaklar atıcının oluyor. Eğer başı vurursa hepsi, yani başın sağındakiler hepsi olduğu için atıcı hepsini kazanmış oluyor. Anladınız mı çocuklar? Resmen o günlere gittim valla. Nerede bunlar ya? Ne yani? Bir anda evden hiçbir şey demeden mi çıktınız? Çok ayıp Ayas. Şey, evet abla. O kadar heyecanlandık ki yerimiz de duramadık. Hacı dedin bizi kapıya kadar uğurlaması. 10 dakika sürüyor Özlem abla. Ayas. Abla, aklıma çok iyi bir fikir geldi sonradan. Düşünsene bu oyunu plastik kapaklarla oynadığımızı. Turnuva düzenlediğimizi. Sonra kazanın elindeki tüm kapakları geri dönüşüme kazandırdığımızı. Ayas, benim güzel kardeşim. RGG'de kapağın nasıl oynanacağını okudum Ayas. Tıpkı Hacı dedenin anlattığı gibi tarif etmişsin. Helal olsun teyze oğlu. Evet teyze oğlu, okurken bile oynuyormuşum gibi hissettim. Şimdi bize herkes toplayabileceğimiz düz boş bir arsa lazım ki katılacaklara yer ve tarih verelim. Onlar da bir an önce kapakları biriktirmeye başlasınlar. Oo, İstanbul'a boş arsadan çok ne var teyze oğlu? Hadi koşun 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 teyze oğlu. Nereye koştu Özgür Ayas?
Bilmiyorum Mustafa abi. Niye koşmadınız ya? Bence çok güzel bir gün olacak. Bence de teyze olur. İnşallah herkes gelir. Nesil yanına gelir mi acaba? Özgür. Sen Ayas'ın RGG'sinden nasıl mesaj atabiliyorsun ki? Virüsü alsın dikkat. Ayas'a virüs gönderdim. Eyvah abi. Ayas virüsü kapınca hastalandı mı? Ne virüsü bu? Yarışmaya katılamazsa nasıl kazanacağız kapakları abi? Dikkat, biliyor musun? Sana olan sinirime öyle bir şok çürüttüm ki. Daha işte sen de sinirlenemiyorum. Canımın içinin dışındaki pasa. İyi bir şey mi söyledin abi? Anlamadım. Bırak şimdi bırak. Ayas herkese Arnavutköy düzlüğünde buluşalım demiş. Bir burada var Arnavutköy düzlüğü. Aha bir de burada var. Ben herkese Ayas'ın söylediği Arnavutköy'deki bu yeri diğer Arnavutköy olarak mesaj attım. Sonra da Ayas'ın mesajlarını böyle sildim. Notumu kapatıp Ayas'ın regagesinden çıkıyorum. Ya nasıl? Yarın Ayaslar sinek avlarken biz çoktan geleni geçeni kepip kapakları toplayacağız oğlum. Yaşa abi, çok çakalsın. Tamam tamam bırak. Mermeri getirdin mi? Geldi abi geldi. Ne? Hop tamam abi öyle kal. Oğlum tek kaş. Biz seninle hangi ara tanıştık ha? Tanıştığımız o günü bir söyle de. Bir kaza daha yaşarım diye evden kafamı çıkarmayayım. Sağ olasın abi. Ne? Böyle güzel bir oyuna kimsenin aldırış etmediğine çok üzüldüm Mustafa. Evet gelmeyecekler. Baksana bir kişi bile yok Ayas. Evet Mustafa abi. RGG'de herkes katılacağını söylemişti halbuki. Ben de çok şaşırdım. Tek kaş oğlum topla topla. Tamam abi. Ayaslar toplamıyorsa kesin nal topluyorlardır şu an. Tekkaş atın oğlum fırla fırla. Kemal abi. Oğlum tamam. Boş ver Özgür abi. Belki de kapak toplayamamışlardır. Hem yer o kadar güzeldi ki. Belki uçurtma, misket, bilyalı sezonunun açılışını orada açarız Mustafa abi. Bunda da vardır bir iş. Evet teyzoğlu, bu işte de vardır bir hayır. Dediğin gibi, oyun sezonu açılışlarını da orada yapalım bu arada. Hey, durun durun, bakın şuraya. Yaşlı bir amca kuşlara oturduğu banktan ekmek atıyor Özgür. Yok yok şu arsaya bakın. Kalabalığa yani. Hey Cemal abi değil mi o? Cemal. Hoş geldiniz çocuklar. Gelin biraz dinlenin. Yol organizasyonunun diğerine koşuyorsunuz. Nasıl geçti sizin kapak turnuvanız bakayım? Cemal abi bu fikir bizimdi. Fesat karışmasın diye senden sır gibi sakladık. Üstelik RGG'ndeki herkes de burada. Yani seninle aynı anda bu turnuvayı Arnavutköy'de yapacağımı tuttu. Arnavutköy mü? Ya siz akıllanmayacaksınız çocuklar galiba ya. Tek kaş oğlum poşetleri sırtlan gidiyoruz. Tamam abi. Ha? Ha? Hey ne oluyor lan? Tek kaş. Bilmiyorum abi poşetler yok poşetler yok. Of poşetler yok. Sen mi aldın poşetleri tek kaş söyle çabuk. Abi zaten ben alacaktım ya. Dedin ya sırtlan diye. Ben buradaysam nasıl alayım ki? Tek kaş oğlum al bu mermer sana emanet. 10 kapak değerinde kaybetme sakın ha. Cemal abi tek kaşla birlikte olup biteni anlamaya çalışırken kazanın tüm kapakları geri dönüşüm görevlerini vereceğini okumamıştı.
Olsun, Cemal abi kötü olmaya çalışırken iyiliklere katkı sunmaktan kendini alamayan çok sevdiğim bir abim sonuçta. Onu o an kızsak da sonra hemen birlikte bir şeyler yapıp vakit geçirip unutuyoruz olanları. Unutmadan Hacı dedeye de bize gönderilen geri dönüşüm katkısı başarı plaketini hediye ettikten sonra kendisine hiç rastlamadık. Hacı dede nerede, ne yapıyor acaba? Yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İlk sen izle.